Are you scared? Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle pek çok videomda olduğu gibi uzaklara gitmiyoruz. Bugün güzel ülkemizde yer alan ve lanetli olarak kabul edilen insanların zamanında paranormal bazı olaylar yaşadığını iddia ettiği yerleri beraber ziyaret ediyoruz. Bu yerlerden bazılarını biliyor olabilirsiniz, bazılarını bilmiyor olabilirsiniz. Belki bazıları şu anda yaşadığınız eve birkaç adım mesafededir. Belki de geçmiş yıllarda o evlere, medreselere, camilere, sokaklara bugün olsa asla gitmeye cesaret edemeyeceğiniz yerlere çok önceden gittiniz. Aslında bugün inceleyeceğimiz her bir yerin uzun da bir hikayesi mevcut. Her birinden belki birer ayrı video bile çıkabilir. Daha detaylı incelememi isterseniz Türkiye'de yaşanan bazı paranormal olayları ve dolayısıyla yerleri de daha detaylı inceleyip araştırıp sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Bu videoda size olabildiğince fazla bölgeden bahsedebilmek için aşırı detaya girmeyeceğim. Videoyu izlerken ya da izledikten sonra herkes aşağıya giderek hangi şehirden olduğunu yazsın lütfen. Sizlerin de, sevgili takipçilerimin de nerelerde yaşadığını inanın çok merak ediyorum. 129 nolu apartman. İlk olarak sizlerle biraz daha güncel bir olay paylaşmak istedim. Bir şehir efsanesi haline gelen bu olayın 2009 tarihinde meydana geldiği söyleniyor. İddialara göre apartman dairesinin en üst katında oturan ve ODTÜ'de okuyan iki genç kız bazı ayinler yapıp gece saat 1 civarında mumlar ile cin çağırır. Ve bu ayinler sonrası iki kızın da olay yerinde, yani bu 129 nolu apartmanda cansız bedenleri bulunur. Ve aynı anda binada da bir deprem ya da ufak bir sallantı olduğu hissedilir. Eşyalar her tarafa dağılıp kendi kendine patlar ve kırılır. Paniğe kapılan apartman sakinleri dairelerini ve apartmanı boşaltır. Olayın ardından apartmana çeşitli muskalar asılır ve kapılar kilitli bırakılır. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunan iki genç çocuk, tarif etmesi çok zor, pis kokular duyduklarını ve onlar içerideyken camların kendi kendine kırıldığını gördüklerini söylerler. Bu olaydan sonra bildiğim kadarıyla apartman tamamen boşaltılır ve orada kimse yaşamaz ya da yaşayamaz. Ancak çevredeki diğer apartmanlarda yaşayan kişiler ise bu olay sonrasında apartman ve etrafında bir takım açıklayamadıkları varlıklar gördüklerini ve apartmanın arka kısmında bulunan balkon ve kapıların da geceleri sabaha karşı kendi kendine açılıp kapandığını iddia ederler. Davutlu Köyü. Herhalde Türkiye'de yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar içinde benden en çok araştırmam istenilen şey karadedeler olayıdır. Ancak bu konuda çok video yapıldığı için ve açıkçası tüm hikaye de beni biraz korkuttuğu için henüz detaylı araştırmadım. Evet, ben de korkabilirim yani, ne var bunda? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü'nde yaşandığı iddia edilen karadedeler olayını eğer şu anda benim kanalımı takip ediyorsanız muhtemelen duymuşsunuzdur. İddialara göre 1989 yılında köylüler bu köyde hava karardıktan sonra açıklayamadıkları bir takım varlıklar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmak istemez. Ancak kimse neler olduğunu da tam olarak bilmez. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Genç gazeteci köylülerle röportaj yapar. Köyün neredeyse tamamı bu paranormal varlıkları veya üç harfleri gördüklerini iddia ederler. Ancak tesadüf müdür bilinmez, gazetecinin köyde kaldığı bu 11 gün boyunca olağanüstü hiçbir şeye rastlanmaz. Gazeteci ardından kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Paranormal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra ise gazeteci jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Nedeni ise şudur. Köydeki 3 ayrı evde bulunan 7 kişi bilinmeyen bir sebepten ötürü parçalanarak öldürülmüştür. Kamerayı verdiği çocuk da ne yazık ki onlar içindedir. Gazeteci masumiyeti anlaşıldıktan sonra salıverilir. Bu olaydan sonra 3 Şubat 1989 tarihinde gazetecinin bir ormanda giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. Gazeteciyi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. Olayların hepsinin bir şekilde bağlantılı olduğuna inanılır ve olayın nedeninin de Davutlu Köyü'nde görülen cine benzer varlıklar olduğu düşünülür. Issız Cuma Mezarlığı.
Bir diğer adıyla yer değiştiren mezar. Bu olaylar insanın kendi memleketinde daha yakınında yaşandığı için böyle daha bir ürkütücü gibi geliyor arkadaşlar sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Çanakkale şehrinde bulunan Yenice ilçesinin Seyvan ve Çakırova adlı iki köyünün arasında yer alan Issız Cuma Mezarlığı, insanın tüylerini diken diken eden bir hikayeye sahip. Buradaki cami 1335 yılında inşa edilmiş ve etrafında başka yapı olmadığı için adına da Issız Cuma Mezarlığı denilmiştir. Caminin avlusunda bulunan mezarlığın ise ortalama olarak 680 yıllık olduğu kabul edilir. Rivayete göre burada bir anne ve bebeği gömülür. 60 yıl önce Hatice isminde bir kadın, bir kız çocuk dünyaya getirir. Doğumdan sonra Hatice kadın vefat eder. Bebeğine ise Ayşe ismi verilir. Ayşe bebek de 20 günlük iken ne yazık ki hayata gözlerini yumar. Anne ve bebeği aynı mezarlıkta başka yerlere defnedilir. Cenazelerin gömülmesinden kısa bir süre sonra yakınları mezarlığa ziyarete gider ve gördükleri karşısında şok olurlar. Annenin ve bebeğin mezarları birleşmiş durumdadır. Mezarlar yeniden düzenlenerek ayrılır fakat her seferinde mezarların birleştiği görülünce yakınları bu duruma artık müdahale etmek istemezler ve mezarları olduğu gibi bırakırlar. Ayrıca arkadaşlar Issız Cuma Mezarlığı Siccin 2 adlı filme de konu olmuştur ve olay gerçekten insanı hayretler içinde bırakıyor. Ne dersiniz? Minik bebeğin süt annesi Emine Ungurlu yaşanan olaylar hakkında ise şöyle söylemiştir. Aynı zamanlarda benim de bir oğlum olmuştu. Hatice doğumdan bir süre sonra öldü. Küçük kızı Ayşe'yi birkaç kez ben emzirdim. Birkaç gün sonra o da öldü. Öldükten sonra annesinin yanına defnettiler. Ama iki mezar birbirine değiyor. Ayrılıyorlar, yine değiyor. Kaç kez ayrıldıklarını bilmiyorum. Ama bakın şimdi yine bir aradalar. Sakarya Büyülüköy. Sakarya'daki Büyülüköy olarak geçen bu yer aslında Türkiye'de oldukça popülermiş arkadaşlar ve ben ilk defa duyuyorum hakkında birçok haber, hatta YouTube videosu da yapılmış ki ben daha yeni denk geldim. Ben, düşünün. Ayrıca hikaye Azem isimli bir korku filmine de ilham kaynağı olmuş. O filmi de yine duydum bu arada. Sakarya Büyülüköy hikayesi o kadar ürkütücüdür ki 1921 yılında 110 haneli köyün tamamının boşalmasına neden olan bir hikayedir. O kadar korkunçtur ki köy halkı yaşadıklarının ardından yuvalarını terk ederek bu köyü yalnız bırakmayı bile göze almışlardır. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan olayda köylüler sık aralıklarla geceleri çığlık sesleri duymaya başlar. Köyün geceleri oldukça sessiz ve evlerin de birbirine oldukça yakın olduğunu varsayarsak bu ürkütücü çığlıklar tüm köy halkının ilgisini çeker. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise köyün hayvanları hastalanıp ölmeye başlar. Nedeni bilinmez bir biçimde telef olan hayvanlarını kaybeden köylüler neler olduğuna bir anlam veremez ve yetkililere danışsalar da kimse olaya mantıklı bir açıklama getiremez. Bu sebeple köylüler de birbirlerine kin gütmeye ve birbirleriyle kavga etmeye başlarlar. Aynı zamanda köyün toprağı da verimsiz bir hal almaya başlar. Köylüler ne hayvancılıktan ne de tarımdan aradıklarını bulamazlar. Ayrıca anlatılana göre köye bu dönemlerde gelen bir cami imamı konuşma yetisini kaybetmiş bir şekilde bu Sakarya'daki Büyülüköy olarak adlandırılan yerden ayrılmıştır. Bu sırada köyün hamile kadınları ard arda düşük yapmaya başlar. Köylülerden birinin 5 yaşındaki kız çocuğu ortadan kaybolur. Gece gündüz günlerce her yerde bu kız çocuğu aransa da hiçbir yerde bulunamaz. Bir süre sonra ansızın gece yarısı çocuk evinin kapısını çalar. Aile çocuğu görünce hayretler içerisinde kalır çünkü saçları kazınmış ve gözleri kör olmuştur. Ayrıca çocuk çok iyi derecede Latince konuşmaya da başlamıştır. Bunun doğal yollarla olmasının pek mümkün olmaması karşısında köy halkı dehşete düşer ve köylüler yaşadıklarını tek tek anımsamaya başlar. Ve tüm bunlara doğaüstü bir takım varlıkların ya da güçlerin sebep olabileceğine inanmaya başlarlar. Cemil Molla Köşkü. Şimdi geceleri çığlıkların duyulduğu iddia edilen bir mezarlık ve köşkten bahsedeceğim sizlere. Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz İstanbul'da tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı gözünüze çarpabilir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'dür ve yeniden restore edilmiş haliyle bize yukarıdan el sallar. Eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan bu köşk yıllarca restore edilememiş.
Bunun nedeni olarak ise köşkün lanetli olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları olarak gösterilmiş. 1940 yılında Cemil Molla'nın ölmesiyle ailenin borçları nedeniyle köşke el konulur. Ardından da başka bir aileye satılır. Ancak bu köşke taşınan yeni aile hiç mutlu olamaz. Aile fertlerinin başına gelen felaketlerin ardı arkası kesilmez. İlk olay ailenin oğlunun bir trafik kazasında ölmesiyle başlar. Ardından da ailenin babası beklenmedik bir biçimde yaşamını yitirir. Ve tüm ailenin kaderi birdenbire olumsuz yönde değişir. Köşkün yeni sahiplerinden geriye kalan aile bireyleri bu yerin kendilerine kötü şans getirdiğini düşünerek bu durumdan çok tedirgin olur ve köşkü terk edip uzun yıllar bahçedeki müştemilatta yaşarlar. Kuzguncuk halkı tarafından ermiş derviş olarak kabul edilen Cemil Molla'nın köşkü 1950'lerin başından 1990'ların sonuna kadar ise boş kalır. Zamanın bu görkemli yapısına bu dönemde birçok alıcı çıksa da anlatılanları duyanlar bırakın almayı köşkün içinde gezinmeye bile cesaret edemezler. Yeni alıcı bulamayan ve insanların korkup kaçmasına yol açan köşk 2000 yılına kadar kimsesiz ve boş kalır. 2000'li yılların başında ise müteahhitlik yapan bir aile köşkü satın alarak burada yaşamaya karar verir. Ancak lanetli olduğu söylenen bu köşk onları da rahat bırakmaz. Ailenin işleri birden ters gitmeye başlar. Kavgalar, hastalıklar ve ölümler bir bir yaşanmaya başlar. Bir rivayete göre de Cemil Molla Köşkü'nün restorasyonu sırasında buraya gelen işçiler öyle şeyler yaşamıştır ki her biri arkasına bile bakmadan oradan uzaklaşmıştır. Ayrıca 200 yıllık bu binanın senede bir kere ortadan kaybolup sonra tekrar belirdiği de yine söylentiler arasında. Mahalle sakinleri ise bu evi perili köşk olarak anıyor ve etrafında bile dolanmaktan çekiniyorlar. Ben yaşarım sanırım orada. Hele ki benim lanetli öğretleri alıp bir gece kalmak çok çılgın bir fikir olabilirdi. Ne dersiniz? Ve arkadaşlar bugün sizlerle paylaşacağım lanetli olarak kabul edilen yerler bu kadardı. İsterseniz bu serinin devamı gelebilir. Yani Türkiye'deki şehirlerde yer alan paranormal olayların yaşandığı yerlerin hikayesinin bir ikincisini hatta üçüncü versiyonunu bile çekebilirim arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Video başında da söylediğim gibi ama Türkiye'de yaşanan bu tip paranormal olaylar beni gerçekten ürkütüyor. Ya aynı ülkede olmak ve hani çocukluğumuzdan beri anlatılan bu hikayelere işte üç harflere diyelim isimlerini çok telaffuz etmek istemiyorum ama siz korkuyorsunuz diye. Bu tarz hikayeler benim de gerçekten ödümü patlatır ve bu tarz videolar izlemekten de hani çok keyif alıyorum ama bir o kadar da korkuyorum. Emin güzel videolar yapardı Türkiye'deki olaylarla ilgili. Artık o da pek video çekmez oldu son zamanlarda. Sizler de arkadaşlar Türkiye'de yaşanan bazı olaylara tanık olduysanız demeyeyim ama bildiğiniz bazı hikayeler varsa, lanetli olarak bilinen köyler, evler, yerleşim yerleri, camiler, medreseler, sokaklar vesaire varsa videonun altındaki yorumlara eklemeyi unutmayın ki ben de onları araştırayım ve sizlere sunabileyim. Ayrıca sadece yerler değil, Türk efsaneleriyle ilgili de arkadaşlar anlatmam istediğiniz şeyler olursa yine videonun altına ekleyin ki ekliyorsunuz bazı videoların altına. Yakında böyle bir seri de başlatabilirim ki zaten kanalda Türk şehir efsaneleri de var. De var derken bir tane Türk şehir efsanesi var. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bye bye.